I'ma blow. Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Alloy oynuyoruz. Yani sürekli Alloy oynamıyorum aslında. Çok Alloy istediğiniz için o kadar da çekiyorum. Hani Alloy ve Trendimir'e karşı özel bir bağınız olduğunu düşünüyorum artık. Karşımızda Malphite ve Chav var. Girdiğim rünleri şu an ekranda görüyorsunuz. Ve şu an anlık olarak şu an dünya birincisi değilim. İki miyim? Dünya 2 TR2'yim galiba. Ama sezon 10 dünya Alloy birincisiyim zaten. Tekrardan birinci olacağım. Ekranda görüyorsunuz zaten birinci olduğumu. Tekrardan birinci olacağımı da biliyorsunuz. Sadece oynamadığım için inaktiflikten biraz puanım düşmüş. Onu da halledeceğiz. Sorun yok. Yani çıtırdan çıtırdan hallederiz onu da. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi Malphite matchup'ı zor bir matchup değil. Karşıda çoğunlukla AP var. O yüzden MR girdim rünlerden. Şimdi arkadaşlar Malphite matchup'ında yapmamız gerekenler yine biliyorsunuz her zamanki taktiğim erken 2 level olup adamın kafasına vurma taktiği. Şimdi bunu yapmak için de ne yapmamız gerekiyor? 2 level araçlamamız gerekiyor. Lane'i hemen pushlayacağım. Tentakilleri bildiğiniz üzere artık bu tentakil çıkarmayı öğrendiğinizi düşünüyorum. Hani öğrenmediyseniz de artık geçmiş videolara bakın. İlk çektim. Alloy ile ilgili yaklaşık 35 video falan çekmişizdir. Hepsinde tentakil çıkarmayı anlatıyorum. Bakabilirsiniz tentakilleri düzgünce çıkarmak için. Şimdi arkadaşlar bakalım. Karşımızda Malphite var. Neler olacak ben de merak ediyorum açıkçası bu çapta. Malphite bizden yavaş pushlayacağı için. Bakın şu Q'yu değirirken Malphite'a da değirmeyi çok önem gösterin. Çok güzel oluyor Malphite'a da değirdiğimiz zaman. Bak Malphite kafama vuruyor. Oğlum vurma. 2 level olmayı bekliyorum arkadaşlar sadece. W açmış. 1 level'da W açmış. Hiçbir şey yapamaz. W'su şu an gelmedi. Bakın. Fight atarken musibet bastık. Bir tane daha vuracağım. W bastı o da. Sıkıntı yok. Vursun. Minyonlardan it yedireceğiz. Bizde musibet var. Onda yok. Dövün arkadaşlar. Devam. Bakın 1 level'da bile nasıl dövdük. Q'ları çok güzel attık. Musibeti güzel oynadık. Güzel kullandık musibeti. O zaman hiçbir sıkıntı yok. 2 level olmak için erkenden. Ve 2 level oldum. Gördüğünüz üzere daha da dövmeye devam ediyorum. Bakın normal vuruşları kaçırmıyoruz asla. Dekko daha buraya gelmesine vardır. Malphite'in potu bitti. Bizim bir tane daha musibetimiz var. Şöyle bir Q değireceğiz. Ah be. Tam pasifi geldiğinde değirdik. Malphite'in biliyorsunuz zaten. Bir önceki videom Malphite videosuydu. Ondan dolayı Malphite'in özelliklerini, gücünü, nerede ne yapabileceğini biliyorsunuz. Size de anlatmıştım bunu. Her şampiyonla ilgili video çekeceğim. Bu aralar biraz da jungle'a da odaklanmayı düşünüyorum. Çünkü jungle'da biliyorsunuz aslında jungle main'im. Ama hepsini oynuyorum. Çok güzel Malphite'den çektik. Gördüğünüz gibi E'yi kesin değirmeniz lazım. En önemli skill'imiz o. E'yi değirdiğimiz zaman direkt dövüyoruz. Burayı da pushladık. Talon buraya koşmak istiyor. Allah Allah. Ama kesemeyiz bence yani. Talon buraya gelse de. Durun bakayım. Dövelim belki keser Talon. Aa kesti valla. Çok güzel dövdük. Talon da güzel roam attı. Sonunda şöyle bir maçlar arkadaşlar. Çünkü daha demin bir 40 dakika oynadım. Bir maç videosu çektim arkadaşlar. Yani lose dedik. Zorla lose aldırdı takım. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ondan dolayı yoruldum. Şimdi hemen base'imizi atalım. Geri gelelim. Base'de musibeti bastım. TP ile karşılık veriyorum adama. Neden? Çünkü bu tentakili kesmesin. Agresif oynayacağım demek bu. Bu agresif oynayacağım sana karşı demek TP'si arkadaşlar. Böyle bir TP türümüz var. Adama diyorsunuz ki sana karşı agresif oynayacağım. Üzerine koşacağım. Bizim Kha'Zix'te zaten karşı adamı darlıyor. Hemen E'yi çektik. W ile dürtmeye devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar jungle videoları ya da istediğiniz zero'lar varsa onları da yazabilirsiniz. Ne oluyor burada? 10 IP Ekko geldi buradan Kha'Zix'ten kaçmış. Onu da bir şekilde kesebilsek iyiydi. Blue gelirdi. Zaten bu dakikada Blue alan bir Allo'yu durduramaz kimse büyük ihtimal. Çünkü çok güçlü gerçekten oluyor. Bakın böyle takasla bize vurmaya devam ederse kaybeder. Neden derseniz çünkü tentakilimiz arttı. Adama vuruyoruz. Hemen şöyle hop. Q'yla da direkt indirdik. Artık Malphite'in oyunu bitti diyebiliriz. Direkt artık neyini zindan edeceğiz Malphite'a. Bunu nasıl yapıyoruz? Tentakilleri güzel ayarlayarak. Şimdi göreceksiniz zaten. Erken 6 level olacağım. Ondan erken olacağım özellikle. Şuraya pushlayıp hemen base atacağım. Adam çok CS kaçırdı. Gerçekten hani ben o kadar CS kaçırsam Alloy'a karşı özellikle. Bu oyunu oynamak istedim. Burada plate aldık mı? Aldık ama niye böyle gözüküyor ben anlamadım. Buglı gibi bir tık sanki. İtem olarak bu arada direkt ağır kan aldım biliyorsunuz artık. Ağır kan almanız gerekiyor. Musibeti base'de basmayı unutmayın. Mana ve canınız çok hızlı dolsun diye. Girdiğimiz potion rune ile de etkileşim sağlıyor. Biz de top lane'e koşmaya devam ediyoruz. Hemen top lane'e geldik. Farmları yine ittiriyoruz. 6 level olacağız. İttirip darlamak istiyorum adamı. Bizim takım öldü. Bu kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Oğlum burada ne yapıyorum? Malphite öyle kesemeyiz. Full can oldu mu çünkü hani ben direkt damage hiç vuramıyorum. Burayı da aldık. Şunu da alacağım. W'yu almak istiyorum. Bunu kaçırmak istemiyorum. Hop W'yu attık aldık. Burada görüş totemimiz var. Çok iyi. Bunu kim attıysa Talon mu attı acaba? Kha'Zix mi?
Balon attı galiba. Allah Allah. Çok iyi bir görüş totemi. Yani. Bana gelip de görüş totemi atması bayağı iyi. Hemen burada bakın. Malphite'i dövüyoruz. Malphite 4 level. Şu an R'ye basabilirdim ama birazdan garanti kill oynayacağım. Burada kaçabilir çünkü. Direkt ölmez. Çünkü kaçacak pozisyonu var. Görüyorsunuz. Şu arkadan kaçsa direkt. Tentakiller vurmaz ve Tentakili canı fullken kesemeyebilirim E'ye çekti mi? Şimdi dive setup'ını biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onu gerçekleştirmek istiyorum size. Hemen E'yi çektik. Dive setup'ını başlattık ama içinden kaçması biraz bizi hüsrana uğratabilir. Ay keseceğiz. Flash attı. Bizim de flash'ımız var. Kaçamazsın. Nereye kardeşim dedik. Oo, burada Ekko var. Çıkamadım. Keseyim, keseyim, keseyim bari keseyim. Arkadaşlar, ikisi de oynayıp biri yardım etsin lütfen. Hemen bunu kestik. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Malphite de oynayıp ama kaçıyorum. Neyse en azından Malph kayayı kesecekken Ekko'yu kestik. Plate'i kaçırdım ama. Olsun, olsun. Sıkıntı yok. Az kalsın ikisini kesiyordum. Çok değişik olaylar oldu. Hemen Merkür'e gideceğim aynı zamanda. Hemen 800'lük bekleme süresini de item'ı aldım. Karabaltanın en önemli itemlerinden bizim için. Lane'e hemen koşuyoruz. Hemen arkadaşlar tekrardan lane'imize geldik. Bakalım Malphite ne almış? Çivili gidiyor büyük ihtimal. Çünkü o iki zırhın anlamı büyük ihtimal o oluyor genelde. Genelde çivili alacakları zaman o iki zırhı alırlar. Şimdi buraya pushlayacağız. Ekko mid'de. Pushlayıp yine darlayacağız. Biliyorsunuz artık darlama olayını. Tentakilleri agresif çıkartıp darlıyoruz. Malphite artık kule altı. Daha altı bile olamamış. Şöyle yaptım. Bunu kesmek için değil. Bunu adamı korkutmak için yaptım. Çünkü bunu kesemeyiz. Hiçbir zaman ona çünkü tentakil vurmuyor ve kule altında o. O böyle adamı bir tık korkutma, bir tık uyarı E'si gibi düşünün onu. Adamı asla kesmek için atılmıyor o. Şimdi şöyle burayı pushladık. Şuraya bir tentakil istiyorum. Tam buraya çok güzel çıktı. Hemen şuradan çektik. Bakın çektik. Tentakili vurduracağız. Kuleden de itlemeden. Dikkat edin kule itlerine. Bu kule itleri çok önemli adamdan E'yi keserken. Canını güzel yarımdan biraz daha yarıma yakına indirdik. Çok güzel E'yi çektik. Hemen Malphite'i dövmeye devam ediyoruz. Hemen arkadaşlar bakın burada R'yi basmamın sebebi direkt tentakille aynı anda vuracağı için içe girdiği an R'yi basıyorsunuz. Kesiyorsunuz. 3-0 biriz. Bu arada Elo plat 4 falan arkadaşlar. Unutmayın bunu. Hemen kuleden plate'leri gömme vakti arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedi biliyorum. Fark ediyorum ama bunu engellemem mümkün değil. Alışkanlık meselesi. Bir plate daha aldık. Bir 160 gold'u daha cebimize attık. Hemen base'e koşuyoruz. Karabaltamız bitti. Merkür'ün MR'ını aldık. Artık zaten karşıda hepsi AP vurduğu için çok rahatız. Bizim için çok rahat bir maç oluyor. Takımımız döndü. Arkamıza yaslandık. Malphite'ı da dövüyoruz. 85 CS'e 30 CS arkadaşlar. Dakika 9, 55 CS fark. Yazın bir kenara. Hemen lane'imize geldik. Hemen lane'i pushlayalım tekrardan. Hemen E'yi çektik. Gördüğünüz gibi adamın dojlayacağı iki yer var. Birini deniyorsunuz. Büyük ihtimal zaten hep bu tarafa dojladıkları için artık ezbere biliyorum. Dövmeye devam. Çok güzel dövdük. Gayet yeterli. Buradan bakın minyonları öldürdük. E'ye denedik derken. Şu minyon ölse de değmiyordu. Adam dojlamadı. Şöyle vurduk. Şimdi E'ye çekip R'ye atacağız. Biliyorsunuz taktiği artık. E'yi çektik. R'yi bastık arkadaşlar. Tam o sırada o da ulti attı ama biliyorsunuz Alluin'in R'si R atılırken CC yemiyor. O yüzden bunu da engellediğimizi görüyorsunuz. TP'm var. Sıkıntı yok. Gerekirse TP atarsam ultim de yok. TP atmaya gerek yok. Merkür'ü bitirdim. Üstüne hemen şöyle yapacağım galiba ya da şöyle yapayım. Can önemli bizim için. Canı da aldık. Top lane'e koşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan lane'deyiz. İttiriyoruz. Takımımız da bayağı önde. Karşımıza kim gelecek bakalım. Karşımıza Kai'Sa geldi. 7 level bir Kai'Sa hemen E denedik. Tamam değmedi. Güzel. Sıkıntı yok. Tentakilleri ayarladığımız zaman zaten direkt keseceğiz. Flash'ımız var. Flash'ımız olduğu zaman karşı ADC'lileri direkt kesebiliyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten direkt olaraktan. Çok rahat kesebiliyoruz. Şuraya da tentakil. Gelsinler gelsinler gelsinler. Çok güzel evet. Bekleyelim hemen. Bir işaret atıyorlar. Çıkmadık. Dans etmeye devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. İşaretlerini engelleyeceğim en son. Atma işaret. Hepsi geliyor gördüğünüz gibi. 4 kişi. Hatta 5 kişi olabilir. O E'yi dojladı. What? Hemen R'ye flash attım içeri. E'yi dojlamasa hepsi çok rahat ölecektir ama. Can yenileyebileceğiz mi? Arkadaşlar E'yi dojladı W ile. W basabileceğini nereden bileyim? Aa, çok kötü oldu. E'yi değirsek 5'ini birden keseceğim R'ye flash'ta. Çok unlucky diyelim. Yapacak bir şey yok. Olsun. Denedik yani. Çok zevkli olacaktı ama. Yapacak bir şey yok. Aha. Malphite ne yapıyor? Tilt oldular. Tamam dolu kesti. Çok iyi arkadaşlar. Hemen itemimizi silaha gidiyoruz. Hemen arkadaşlar ölüyken daha fazla bekleyemedim. Şimdi bot lane'e TP'mi attım. Bot lane'i ittireceğim. Çünkü tapu zaten bizimkiler gitmişti. Onlar ittirir. Bot lane'i ittireceğim. Ultim beklemem lazım ama fight atmak için. Biraz daha demin trolledik biliyorum ama çok da zevkliydi. E'yi çektik Kai'Sa'dan. Şimdi bunu dövmeye devam. Tentakilimiz çıkıyor. Bakın biraz gerildik tentakil çıkana kadar. Hemen Kai'Sa'yı base'e gönderdik. Hatta şöyle hop. Ah lan şurada vurursa.
Bakın arkadaşlar, Tentaki çıktı, vuracağı zaman yapıyoruz hareketi. R'ye bastım. Ah be, biraz geç kaldım. Erken yapsam arkadaşlar ölmüştü. Benim hatam. Tentakili göremedim. R ile Kai'Sa'yı kesmek istiyordum ama Baybet diyelim. Burada R'm yok. Şu an buradan çıkmam lazım çünkü burada öleceğim. Takım normalde arkadaşlar videolarda ya böyle çok iyi ya da çok kötü oluyor. Hiç orta böyle dengeli giden bir maç yok. Ben anlamadım niye böyle olduğunu. Burada bu arada çıkmam lazım çünkü manam yok. Aynı zamanda ultim yok. Hiçbir şey yapamam. Swain de bizi kesmek isteyecektir. Ben bir geri gideyim. Zaten mid'e gitmesi lazım Swain'in. Mid'i yarıyor bizim çocuklar. Hemen base attık. Kazmamızı aldık. Lane'imize tekrar koşuyoruz. Bir de koşalım arkadaşlar. E çekip direkt bitirmeye çalışalım. Böyle maçları çok uzatmaya gerek yok çünkü hani karşı takımın her lane'den ezdik gördüğünüz gibi. Malphite zaten 50 CS, biz 150 CS'iz. Hani göstermeye, açıklamaya bile gerek yok. Karşı bir de full AP. Rook gömleği çıkacaktım bu arada 3. item kasmış olsardı. Hani bazen ölümün dansında önce Rook gömleği alabilirsiniz. Çünkü karşıda çok AP olunca çok daha iyi bir item. Yavaş yavaş oynayacağız. E skillim geldiğinde bu arada hepsini kesebiliriz. Bakalım ne olacak. Hadi abi, giriyorsanız girin, girmiyorsanız girmeyin. Oo, Vladimir'in dojlara bakın. Malphite ne attı Zyra'ya? Bana değil. Burada E bekliyorum. Talon çok güzel süpürdü arka tarafı. Biz de burayı keseceğiz. Malphite kaçma benden. Malphite'i direkt dövdüm. O da kaçtı. Bu da kaçıyor. Gelin de kaçmayın arkadaşlar. E'yi de ka... Oo, o zaman böyle. Sinirlendik demek ya. Hemen Q lan. Lan. Öldük. Hayır, ölmedim. Tekerlek geliyor. Hızlandım arkadaşlar, kaçacak, kaçtım. Abi çok garipti ya, beni salmıyorlar, bırakmıyorlar. Tekerleğe ölüyorduk az kalsın adamın. Bize bildiğin araba tekerleğini aldı, fırlattı, eski çağ devrinden yapılmış. Ama ölmedik. Hemen base'imizi atıyoruz arkadaşlar. Sizlere kalıp lane'imize tekrardan koşuyoruz. Oyunu artık bitirmek istiyorum. Çok sıkıcı bir oyun oldu ya. Ne oluyor orada? Ne yapıyorlar orada 4 kişi? O 4 kişiyi bir keselim arkadaşlar işlerine gidip. Şimdi E çekersem, R flash'ı oraya atarsam çok güzel olacak. Bu Vladimir'i E'ye atmayacağım çünkü... Allah. Yine bak, yine benim dojluyorlar E'mi ya. Talon da oraya girdi. Çok güzel. Direkt kazandırdık arkadaşlar. Bir şey yapmayarak bile olsa. Üzerimize çekmemiz bile kazandırıyor. Hemen şöyle Swain'e de vurduk. A, double buff. Hayır, double buff alamadık. R'ye bile basmaya gerek kalmadı. Fight o kadar kolaydı. Hemen maçı yendik. Yani yenmedik. Daha da yeneceğiz. Hemen kuleye vurmaya gidiyoruz. Senden çektik. Aniden. Vurun 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 vurun. Takımla birlikte. Takıma da vurdurduk. Güzel. Bayağı damage yemiştir Malphite. Yarısını kesebilsek de. Arkadaşlar bunlar bitirtmiyor maçı. İlla oynayacaklar kardeşlerim. O yüzden base atacağız. Bot lane'e TP atıp bot lane'den de ittirebilirim. Kolay maç olduğu için TP'yi biraz gereksiz atıyorum. E'yi çektik. Evet, çok güzel. Kai'Sa'nın yamulduğunu göreceğiz. Kai'Sa öldü. Oo, burada bize kabaran bir şeyler var. Malphite'in ultisi yok. Ekko da geliyor. E çektim. Yaşarsam çok tehlikeliyim. R'yi bastık. Of. Darma duman ettik. Bayağı iyi yok ettik. Orayının animasyonu falan efsaneydi. Onu da kesti mi Talon? Evet, onu da kesiyor. Şimdi maçı siz bitirtmiyorsanız biz kendimiz bitiririz dedik adeta. Hemen Nexus kulelerine vurmaya devam ediyoruz. Bakın tak tak indiriyoruz. Bu Nexus kulesini ve diğer Nexus kulesini de alacağız. Tak, onu da aldık. Bu arada Rook gömleği gidebilirsiniz. Dediğim gibi full AP olduklarında 3. Maçın sonuna geliyoruz. Artık sağ tıka bıraktım. Elleri çektim mouse'dan, klavyeden. Zombie W ile last hit. Aa, 50 altın alamadık. Bu sefer olmadı chat. Hemen sizlere hasar tablosuna götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hasar tablosunda gördüğünüz gibi 21K Talon vurmuş, 20K biz vurmuşuz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz, böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız arkadaşlar, kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bu arada PUBG kanalı açmayı düşünüyorum. Bununla ilgili fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz.